Konya Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, üzerinde önemli durduğu, şehrin hem kentsel hem de sosyolojik olarak dünden bugüne rehberlik edecek, tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkması ve gelecek nesillere aktarılması adına gerçekleştirilen kültür yolu projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Hünyelilerin Yalı Kilisesi olarak bildikleri mekandayız. Biz arkadaşlarımızla beraber, belediyedeki teknik ekibimizle beraber Kültür Yolu projesi adı altında bir çalışmanın bir durağının içerisindeyiz şu anda. Kültür Yolu projemizle ilgili esasen ana başlangıç noktası Kazancılar Caddesi'nde bulunan Kefeli Han'ın olduğu noktadan başlamayı planlıyoruz. Buradan sonra oraya geçeceğiz biraz sonra. Orayla ilgili mülkiyetini Niye Belediyesi olarak devraldık. Hemen yaklaşık maliyetini hesaplayıp bulunduğumuz alan şekliyle orayı restore edip turizmin katkısına sunmayı planlıyoruz. Oradan başlayacak olan yürüyüş güzergahımız Kazancılar Caddesi'nden, yani Bakırcılar Arasası olarak bildiğimiz caddeden devam edecek. O caddeyle ilgili de şu anda Ünye Belediye'mizin hazırlamış olduğu proje Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkıldı. Dış cephe giydirmesi yapacağız orada tarihi dokuya uygun şekliyle. Oradan Kadılar Yokuşu'ndan belediyenin müze evine, oradan Saray Caddesi'nden devam edeceğiz. Oradaki hamamın kamulaştırması da 580 bin lira tamamlandı. İnşallah o biraz daha önden gitmek suretiyle hemen onun ihalesine çıkılmış olacak. O güzergahtan devam edip bulunduğumuz noktaya gelmeyi planlıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir eser ortaya çıktı. Teşekkür ediyoruz Şubat'ın Bey'e gerçekten. İnşallah benzer şekilde Ünye'de tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Burası 945 milyara ihalesi tamamlandı. Yani yaklaşık 1 milyon diyelim. Ancak dışarıda görmüş olduğunuz duvarlar gerçekten ihtiyaç ama hesapta da olmayan duvarlardı. Oranın yapılması ile ilgili bir iş artışı çalışmamız devam ediyor. Aynı alanın hemen bitişine de inşallah muhtar hanımın ihtiyacı olan bir muhtar evi problemini çözmekle ilgili çalışmamız yürümüş olacak. Buradan devamı noktasında yine Adabakkalyası'nın olduğu yerin dış cephe çalışmasını yürütmüş olacağız. Devamında Topyanı, devamında Çamlık ve onun devamında da Ayanikola'yla noktalamış olacağız. Dolayısıyla bu güzergaha turistlerimizi bir aldığımızda ortalama 5-6 saat veya bir günlerini harcayabilecekleri bir gezi güzergahını da onlara sunmuş olacağız. Burada tarihi dokuları ortaya çıkardıkça inşallah ünyemiz ve bölgemiz daha fazla turist alır ve tarihi dokumuza sahip çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Yalı Kilisemize girişle ilgili gördüğünüz gibi dar bir sokaktan giriliyor ve görülmüyordu. Onun için yalı boyundan itibaren buraya geçişi temin etme noktasında iki evimizin kamulaştırmasıyla işlemimizin de sonuna geldik. Burayla ilgili mahkemedeki davamız Haziran ayı içerisinde hemen bitecek. O tarihe kadar ödememizi Ünye Belediyesi olarak hazırladık. Mahkemenin tespit etmiş olduğu rakamı yatırıp bu giriş güzergahını da çok geniş bir yol şekliyle buradan kiliseye bağlamış olacağız. Böylece gelen ziyaretçilerin kolayca ulaşımını da temin etmiş olacağız.